Sevgili Evvelca YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 8. tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz öncelikle metnimizi okuyalım. Kuduz aşısı. Kuduz özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktır. Pasteur yaşadığı yıllarda kuduz çok önemli bir sorundu. Pastörden önce kuduz'a yakalanmış insanlar için uygulanan tek çare ısırılan yerin kızgın bir demirle dirilletilmesi, dağlanmasıydı. Bu uygulama her zaman başarılı ol olamıyordu. Müdahale gecikince bu yöntem acı vermekten başka bir işe yaramıyordu. Pastör bu aşı için ilk olarak bir tavşan kullandı. Ancak pastör insanlar üzerinde henüz uygulamadı bu aşıyı, uygulamaya çekiniyordu. Bir gün kendisine köpek saldırısına uğramış bir çocuk getirildi. Azgın bir köpeğin 14 yerinden ısırdı çocuğa kızgın demir uygulaması yapılamazdı. Böyle bir müdahale çocuğun yanarak acı içinde ölmesine sebep olacaktı. Pastör bu aşıyı daha önce denemediği için çocuğa uygulamak istemedi. Fakat daha sonra çocuğun doktoru gelip pastöre aşı olmadı takdirde çocuğun öleceğini söyledi. Çocuğun annesinin feryatlarına dayanamayan pastör aşısını ilk kez bu çocukta denedi. Sonuç çocuk için kurtuluş, İnsanlık için büyük bir müjde oldu. Yusuf Asal Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı soruları metinden hareketle cevaplayınız. Kuduz nasıl bir hastalıktır? Kuduz özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktır. Pastör kuduz aşısını ilk olarak nerede kullandı? Pastör bu aşı için ilk olarak bir tavşan kullandı. Çocuğa hangi hayvan saldırmıştı? Çocuğa köpek saldırmıştı. Isırılan yerin kızgın demirle dağlanması yöntemi ne zaman uygulanıyordu? Pastörden önce uygulanıyordu. Pastör niçin çocuğa aşıyı uygulamak istemedi? Pastör bu aşıyı daha önce denemediği için çocuğa uygulamak istemedi. Çocuğun doktoru Pastöre ne söyledi? Aşı olmadığı takdirde çocuğun öleceğini söylediler. Aşağıdaki iletişim araçlarının adlarını yazalım. Telefon, televizyon, bilgisayar, mektup. Aşağıdaki noktalama işaretlerini cümlelerde boş bırakılan yerlere yazalım. En çok kullandığımız iletişim araçları iki nokta üste televizyon virgül telefon virgül bilgisayardır. A. Ünlem işareti seni gördüğüme çok şaşırdım. Aysun'un babası bilgisayar aldı nokta. Sana verdim dergi okudun mu? Soru işareti. Hacı Bektaş tırnak ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiştir. Anne konuşma işareti arkadaşlar başında var. Anne insanlar asırlar önce nasıl haberleşiyorlarmış? Dumanla ve posta güvercinleriyle haberleşiyorlarmış. Öz değerlendirme formu. Sözlü yönergeleri uygularım. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrarım. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanırım. Sınıf içinde tartışma ve konuşmalara katılırım. Karşımdakini saygıyla ve sabırla dinlerim. Metinle ilgili sorular sorarım okuduğum metnin içeriğine uygun başlıklar belirlerim. Bilişim teknolojileri ve iletişim araçlarında kullanılan şekil ve sembollerin anlamlarını bilirim. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerine uygun yerlerde kullanırım. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazarım. Bu tabloda evetleriniz çoğunlukta ise durumunuz iyi demektir. Birazlarınız çoğunlukta ise kitabınızdaki etkinliklerinizi tekrarlayınız. Hayırlarınız çoğunlukta ise eksiklerinizi tamamlamak için öğretmeninize konuşunuz. Evet çoğunlukta hatta hepsi evet. Haydi bu temada öğrendiklerimizi kısaca yazalım. Arkadaşlar bu temada öğrendiklerinizi kısaca buraya aktarabilirsiniz. Eğer bu sorunun cevabını yapamazsanız e, videonun altına eklediğimiz linke tıklayarak e, sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi evvelcevap.com web sitemizde bu bölümünde özeti bulunmaktadır. Bir dersimizin daha sonuna geldik sevgili öğrencilerimiz. Evvelcevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemizin artık Android bir uygulaması var. Bu Android uygulamasını cep telefonunuza indirerek ödevlerinizi çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvelcevap ailesinden saygılar, selamlar.